Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma Nur. Instagram adresim Fenur. İlerleyen zamanlarda soru cevaplar, YouTube'la ilgili haberler ve her şey için beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Videonun da isminden göreceğiniz gibi bugünün konusu uzun zamandır çoğu kişiden istek olarak da aldığım yurt turu videosu. Şu an bildiğiniz üzere bu Güney Kore Hükümet Bursu'nu nasıl kazandım videosundan da izleyebilirsiniz. Ben Güney Kore Hükümet Bursu'nu alarak buraya geldim ve ilk sene bursuma dahil olan dil okulunu okumak için dil okulundayım. Dil okulu benim seçimimle olmuyor. Hükümet Bursu'nun kazanan öğrenciler eğer dil okuluna gideceklerse, Topik 5 ya da 6 belgeleri yoksa, onlar rastgele dil okullarına gönderiliyorlar ve bu dil okulları Seul'ün dışında yerler oluyor. Seul'de okuyan öğrenciler, benim normal okulum Hanyang Üniversitesi Seul'de olduğu için bana Seul'ün dışında bir yerde bir dil okulu çıktı. Bu da Asan'da bulunan Seonmun University diye bir yer. Normalde bu okulun dil okuluna giden öğrenciler, dil okulu için gelen öğrenciler Chonan şehrindeki başka bir şehirde yakın. 20 dakikalık falan ayrı bir kampüsü var. O kampüsteki yurtta kalıyorlar aslında dil okulu öğrencileri. Ama ben asıl main campus dedikleri ana kampüsün Koreli öğrencilerin ve normal öğrencilerin, üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtta kalıyorum. Bu da yine hükümet bursu öğrencilerine sağlanan bir ayrıcalık. Buranın yurdu diğer yurtlardan bir tık daha iyi. Chonan'daki yurt 4 kişilik diyebiliyorum. Buradaki yurt odaları 3 kişilik. Ama hatta şu an koronadan dolayı ilk geldiğimizde 3 kişi kullanmaya başlamıştık odayı ama daha sonra 2 kişiye düşürdüler. Şu an 3 kişilik odayı 2 kişi kullanıyor. Yurt için ayrı bir hükümet bursunda para ödenilmiyor. Ama şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Kendi olan bursunuzdan diyorsunuz ki benim aylık yurdum oradan düşülsün. Gerçi düşülsün demiyorsunuz. Onlar öyle söylüyor. Düşülecek falan okey mi diyor. Siz de okey diyorsunuz yine. Benim de yine şu an yurda 200 bin won ödüyorum. Aşağıya yazarım. Aslında bu ücret de normalde bir tık daha yüksek olabilir. 3 kişilik oda için fiyat bu. Yine hükümet bursu öğrencilerine bir tık biraz indirim yapıyorlar sanırım. Yapıyorlar diye biliyorum. Tam emin değilim. 200 bin won ödüyorum. 1 milyon won bursum var. 200 bin wonunu da yurda ödüyorum. Şimdi de yurdun içini falan, çamaşırhanesini falan böyle size biraz çekeceğim. Ondan sonra da odama gidip oda turumla devam ediyor olacağız. Merak ettikleriniz için hiç çekinmeden aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu benim ilk yurt turum olacak. 2 ay sonra yaklaşık Seul'e Hanyang Üniversitesi'ne taşınıyorum. Yine oraya taşınırken de girmeden önce yurdu boş, yurdu mu düzenlerken falan da videolar gelecek. Takipte kalın diyorum. O zaman yurdun içine doğru gidelim. Yurdumuzun dışarısı bu şekilde. Şurada bir ortak alan var. Yurt kantini, marketi tarzında bir şey var ve erkeklerin yurdu. Endong. Burası da Bulidong kızların yurdu. Şu şekilde de karşı tarafta CU var. Smilebox, işte kargolarımızı falan aldığımız yer ve birkaç restoran falan var ileride de. Kartımla giriyorum. Geçin diyorsunuzda. It's sunny here the most days. You'll never see the sky if you keep looking down. And if you take the wrong way, then maybe you should stay instead of turning around. So, but you keep on going. I know. İşte 6. kata geldim, kendi katım. Burası da yine tüm hükümet bursu öğrencileri için, bursiyerler için ayrılmış bir kat. Bu katta şöyle arkamda gördüğünüz buzdolabı dolapları ve bir tane de içecek makinesi otomatı var. Buzdolapları bu şekilde. Mesela her iki oda için böyle bir sepet oluşturulmuş. Bu sepete falan koyabiliyorsunuz. Benimkiler sepet dışı. Zeytinim, benim zeytinim. Bu yoğurt da bio yoğurt. Şey, en
Türk yoğurduna benzeyen yoğurt, böyle tatlı falan olmayan. Kore'de hep şekerli falan yoğurtlar. Bu şekersiz, normal bizim bildiğimiz yoğurtlara benziyor. Yani yoğurt aynı o yoğurttan ama tabii ki de Türk tadı, yoğurt tadı yok. Bu sandviçlerim, salatalarım için kullandığım bir sos. Bu soğanım salatam için. Bak, peynirim nereden çıkıyor? Peynir 605. Böyle buzdolabı. Sonra yine böyle bir içecek dolabı var. Bozukluklarla çalışan bildiğiniz işte gazozlar, meyve suları, su falan. Her şey böyle. Şu an sınıf arkadaşım olan hem de yine aynı hükümet burslu bir arkadaşımız Vietnam'da. Vietnamlı. She's from Vietnam. Vietnam. Hello everyone. Many 응원해주세요. 구독 우리, 구독 좋아요 알람 부탁드립니다. 우리 한옥 언니 엄청 친절하고 엄청 예쁘고 그래서 여러분 많이 응원해주세요. 빠이. 지금 bizim katın kısmındayız, yürüyoruz böyle odalar. Şimdi tüm Kore yurtlarında, odalarında olduğu gibi şu şekilde bir şifre sistemi var. 4 haneli şifrenizi tuşlayarak giriyorsunuz. Ben bunu çok yararlı buluyorum. Bu arada 605 numaralı odadayım. Şu şekilde koridorumuz. Şimdi tekrar bunu mavi ışığını aktifleştiriyorum. Siz bu tatlışa bakarken ben şifremi giriyorum. Girdikten sonra bunu kapatınca açılıyor. Evet, burası benim odam. Çok çok uzun zaman oldu bu videoyu çekmek istiyordum. Oda arkadaşım sürekli hani burada, onu da rahatsız etmek istemediğim için hep erteledim. O bugün yok. O yüzden hemen böyle bu videoyu çekeyim dedim. İşte ayakkabılık tarzında bir yer. İlk kısmında şöyle bir alan var. İşte süpürge, süpürgelerimizi koyduğumuz, şemsiyelerimizi koyduğumuz ve biz bir peçetelerimizi de burada muhafaza ediyoruz. Peçetelerimizi de çok fazla alıyoruz hani büyük olarak. Peçeteler de Daiso'da. Daiso videosunda hemen yukarı en ucuz, en uygun peçeteler, tuvalet peçetelerini Daiso'dan bulabilirsiniz. Ben şemsiyemi de Daiso'dan aldım. Tüm şemsiyeler de Daiso'dan. Bu şekilde. Yine hemen şu ayakkabılığın diğer kısmından göstereyim. Bu da işte ayakkabılığımızın diğer kısmı. Şu an iki kişi kaldığımız için bu gayet yeterli oluyor bizim için. Ama aslında şu an bu bizim odamız 3 kişilik bir oda. Sadece koronadan dolayı odalardaki işte yoğunluğu önlemek için 2 kişi kalmamızı istediler. Ben ilk geldiğimde buraya 3 kişi kalıyorduk. Yine burada şöyle hemen şundan bahsedeyim. İşte 3 kişi kaldığımız zaman bardaklarımızı, tabaklarımızı hani ne kadar da olsa yurtta da bir şeyler yiyoruz. Böyle hani hazırlıyoruz. Onları sürekli muhafaza edecek bir yerimiz yoktu. Ve hani sularını da akıtmak için bu şekilde bir şey almıştık. 3 oda arkadaşımız bir beraber. Tuvalette yıkamak da böyle hani bir yere koymak da istemiyoruz hijyenik olmadığı için. Hemen tuvalette yıkayıp suyunu hemen buraya getirip hemen tuvalette zaten şu karşı tarafta olduğu için hemen burada o işi hallediyoruz. Yine burada bezlerimiz var. Oda kokumuz. Ondan sonra bu işte dezenfektanımız, çoğu zaman bir şey olduğunda falan odaya girer girmez ya da çıkarken kullanıyoruz. Bu çamaşır suyu. Çamaşır suyu demek, Rux demek. Yine bunu da Daiso'dan alıyoruz. Bunu yerleri ve genel olarak tuvalet, lavabo yıkarken kullanıyoruz. Yine bir tane bu şekilde var. Bu da yine klozet, tuvalet, lavabo için. Bu böyle biraz daha beyazımsı bir kıvamı var. Bunu hafta içi bir ya da iki kere hani genel olarak bu lavaboya falan yapıyoruz. Diğeriyle de çamaşır suyuyla da haftada bir kere genel temizlik şeklinde odamızı temizliyoruz. Bunların hepsi yine Daiso'dan aldık. Çok uygun. Burası da böyle yurt kurallarının olduğu falan. İşte yurtta yemek, odada yemek pişirmek, elektrikli aletler falan yasak. İşte bunları söylüyor zaten. Yabancı birisini getirmeyin. Belli saatlerde sessiz olun falan filan. Bu şekilde de odamıza giriyoruz. Bu merhaba, bu tatlışlara merhaba deyin. Ben oda arkadaşımla ikimize hediye olarak almıştım bunu. Çok tatlış. Benimki Mickey Mouse. Zaten ayağım 35 numara olduğu için kendini fark ettiriyor. Elena ile birbirimizi almış. İkimizi almıştım.
Bu arada bu banyoya girmeden önce buna bakın şöyle. Böyle sert bir şey. Tahta bunu diğer oda arkadaşımız, odada ayrılan oda arkadaşımız kırmıştı. Tam oturtturmadan üstüne bastığı için. Bu banyodan çıkar çıkmaz ayağınızı bastığınızda tüm suyu anında kurutuyor. Hemen alıyor. Yine odaya girdiğimizde işte hemen bu kısımda şöyle. Tekrar söylüyorum, bu oda aslında 3 kişilik bir oda. Şu an biz koronadan dolayı 2 kişi kalıyoruz. Burada hemen banyoya giren bir kısım var. Banyoya girmeden önce hemen ben şuradan devam edeceğim. Dolaplar var. A1, A2 bu yatak numaralarına göre. A1, A2. A1 ranzanın altı, A2 ranzanın üstü. Bu diğer kısımda bu yatakta B1. A1 benim dolabım. Şöyle bakabilirsiniz. Yukarıda giymediğim ya da kışlıklarımı falan koydum, kıyafetlerimi. Bunlar genel olarak şu dönemde en çok giydiğim kıyafetlerim. Şunun içinde de genel olarak böyle günlük giydiğim işte tişörtlerim, spor kıyafetlerim falan var. Havlularım arkada. Bu günlük dışarıya çıkarken falan bazen giydiğim pantolonum. Bu Converse ayakkabı kutusunu bu şekilde çoraplık yaptım. Bu da yine Daiso'dan aldığım böyle bölme şeklinde. Bunlar da böyle ucuz ve kullanışlı oluyor. İş çamaşırlarımı falan bu şekilde bölmeli bölmeli bunlara koydum. Burası da böyle dolabım. Şurada da şöyle aynası var. Ya boy aynamız yok odada. Buradan idare etmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi şu şekilde de direkt bunun karşısında da hemen tuvaletimiz var. Giriyoruz. Biz ilk başta işte sadece oda arkadaşımızı sadece ellerimiz için havlu almıştık. Yüzümüzü falan genellikle yüz peçetelerimiz oluyor, ona sürüyoruz. Bunlar yine işte duş liflerimiz falan. Şu an iki kişi olduğumuz için çok rahatız. Bu şekilde banyo. Banyo genel Kore banyolarına göre iyi olduğunu söyleyebilirim. Geniş. Ama dediğim gibi bu yurt biraz artık eskimiş kullanılmaktan. Fark ettiyseniz şunlar falan biraz önce şeyde görmüşsünüzdür, ilaçlarımızın yanında diş fırçası vardı. Ben ilk geldiğimde bir gün boyunca bu tuvaleti temizledim. Bu şu kısımları komple beyazlattım artık, hani iç kısımlarını falan, fayansların aralarını, o dezleri çok kötü bir durumdaydı. Şöyle de 3 kişilik olduğu için zaten en üst şu an oda arkadaşım kullanıyor. Bu kısım benim kısmım. İşte diş macunum, fırçam, yüz temizleme jelim, işte temizleyicilerim, bazı maskelerim, şampuanım falan var bu şekilde. Ve biraz önce dediğim bulaşık yıkarken kullandığımız bulaşık bezi, bulaşık deterjanı ve eldivenimiz. Yedekte bir tane tuvalet kağıdı biter diye hemen onu yan tarafta kullanıyoruz. Bunlar mesela şu eski şeylerden kalmış küfler mesela. Bunları çıkaramadık. Şu şekilde de duş kısmı işte. Şu an iki kişi olduğumuz için de burası da çok rahat yetiyor. Duş, benim şampuanım, Happy Bath duş jelim. Bu da duşta kullandığım treatment şampuanım. Temizlik için de 3 fırçamız var. Birisi klozetin temizlerken, içini değil de klozet kısmını temizlerken. Birisi normal fayans tabanı temizlerken. Diğeri de normal işte lavabo kısımlarını falan temizlerken. Hepsi için ayrı temizleyici yerleri kullanıyoruz. İşte bu şekilde tuvaletimiz de böyle. Şimdi tuvaletten sonra tekrar bu arada şu da havalandırma, bu ışık. Havalandırmamız bozuk ilk geldiğimizde, söyledik ve tamir ettirdik. Ve yine böyle Kore'de çok nem falan sıkıntı sorunu olduğu için bir sürede şey kullanmıştık. Bu nemi almak için çesip gidenen şeyler var. Neyse. İşte daha önce bahsettiğim gibi aslında bu oda 3 kişilik bir oda. İkinci kat şu an oda arkadaşımın kaldığı yatak. Benim yatağım, ranzanın altı. Ve normalde de şurası da bir yatak. Diğer bir kişi için yatak. Bu Happy Birthday yazıları da benim doğum günümden kaldı. Hala da duruyorlar. Solmadılar. Bazı harfler böyle soldu ama genel olarak yaşıyorlar yani. Neyse, önemli olan burası aslında diğer kişinin yatağı ve şu gördüğünüz şu aşağıdaki kısım komple bu yatağın olan kişinin. Bu masayı şöyle çekebiliyorsunuz.
böyle çektiğinizde bu kişinin masası, çalışma masası olarak kullanılıyordu. Burası da onun dolabı oluyordu. Ama işte o oda arkadaşımız gittikten sonra biz bu alanı şöyle küçük bir mutfak şekline getirdik. Bütün neredeyse bütün mutfak eşyalarını da yine Daiso'dan almışımdır. Ben çayımı bunda demliyorum. Daha sonra da işte sürekli sıcak su koyarak üstüne oluşturuyorum. Tabaklarımız, belli işte saklama kaplarımız falan. Allah ses. Hepsini Daiso'dan aldım. Bu şekilde şu an bu yatağı kullanmıyoruz yani. O da arkadaşımızın yatağıydı. Buraya Elena'nın bir arkadaşından aldığı çiçek hediye. Bu arada bu Komodori ve Ke Elena ve beni temsil ediyor. Bu aşağı arkada bir mum kutusu var, hediyesi var. O doğum günümde arkadaşım bana hediye etmişti. Burada da şu kısma da işte saç kurutma makinelerimizi ve benim düzleştiricim ve maşam var. Yine şurayı çektiğimizde de burayı da şöyle bir alan yaptık. Deterjanlarımız çamaşır için ve şöyle bir şey var. Biz şeyde yurtta çamaşırhaneye gittiğinizde hem çamaşır makineleri hem de kurutma makineleri oluyor. Ben kurutma makinesini, herkes kurutma makinesini kullanıyor. Bozuk paralarla çalışıyor. Ve bunlar da böyle ıslak mendil gibi kağıt kurutma makinesinin içine en son attığınızda çamaşırlarınızı kuruturken çok güzel bir koku falan sağlıyor. Mükemmel bir şey. Yani çamaşır yıkarken ayrıca şey kullanmıyoruz. Kokucu hani böyle yumuşatıcı tarzında en son kurutmada kullanıyoruz. Bu işte kullandığımız şeyler, sabunumuz da o. Bu da şu laminat ve parke temizlemek için sanki ıslak mendil şeklinde ama parkeler için özel temizleme şeyi var. Şu gördüğünüz o tutacakla birlikte direkt ona yerleştirip siliyorsunuz. Yerler hani Kore'de halı tarzında şeyler olmadığı için biz her gün sabah ve akşam birer kez siliyoruz. Bu da Daiso'dan aldığımız bir şey. Her şey Daiso'dan. Deterjanlar, Persil ve Bit diye iki tane böyle bir deterjanlarımız var. Ondan sonra buraya geldiğimizde de burayı da erzak şeklinde kullanıyoruz. Yanının benim Türk kahve makinem. Böyle fazladan ramyonlarımız, noodle'larımız, çantalarımız falan filan var. Sonra bu kısımda çanta kısmı. Genel olarak benim çantalarımın olduğu. Bu iki çanta benim. Bunlar Elena'nın. Bu çantalar da benim. Burayı da böyle sıra sıra çantalarımızı koyduğumuz, düzenlediğimiz bir alan haline getirdik. Diğer oda arkadaşımız gittikten sonra gerçekten o kadar güzeldi ki oda, hani o kadar güzel düzenledik ki şu an oda çok büyük, çok rahat ediyoruz. Yani şu alan resmen benim canım gözdem alan. Arkada da bir tane şey var, tava var ama koronadan dolayı mutfak yasaklandığı için onu da kullanamadık. Bu kısım da yine böyle bir erzak alanımız gibi. Şu kısım Elena'nın kısmı, bu kısım da Elena'nın kısmı ama şurası ortak pipetler ve chopstickler falan var. Bu benim şeyim, fıstık ezmem, tuz, baharatlarım, kahvelerim, americano ve yine Starbucks'ın bir tane kahvesi. Arkada Türk kahvesi, tarçın falan ve benim çaylarım var. Buraya geldiğimizde de yine işte mısır gevreğim, Türk kahvem, zeytinyağım. Mikrodalgada falan yemek yapıyorum ben arada. Yumurta falan yapıyorum. Bu da şey. Ben Türkiye'den getirdiğim Çaykur çayı bu şekilde çay paketleri var, şeyleri var, teapetler. Onlara böyle bir kaşık, iki kaşık şeklinde paketleyip sarıyorum. Allah! Ve ondan sonra o biraz önce gösterdiğim çay demliğinde de demliyorum. Bu şekilde. Şimdi işte evet, ondan sonra tekrar buraya geçtikten sonra burası oda arkadaşımın bölümü. Onun şu kelime şeylerine bakın. Kelimeleri sürekli ona yazıyor. Önlü arkalı o şekilde çalışıyor. Ondan sonra neyse benim bölümüme geçelim şimdi tekrar. Burası benim yatağım. Bu şekilde resimlerle falan ben dekor ettim. Burası da benim bu Türkiye'den getirdiğim nev resimim. Bu yine Daiso'dan aldığım fariş ve göz bandım. Hemen şu size ışığı da yakayım. Bu şekilde bir ortam oluşturdum kendime yatağım için. Bu tarz poster ve diğer posterlerle, ışıklarla hep oda dekorları falan yapılıyor. Birazdan ışıkları söndürüp gece de nasıl oluyor falan onu da çekerim zaten. Paris bye bye.
İşte bu şekilde odamın gece görüntüsünü de şöyle paylaşayım istedim size. Çünkü bunu ben çok seviyorum. Şöyle masam yan tarafta. Burada da bir uyuyan Fariş'imiz var. Onun adı Fariş. Ben uyumadığım zaman da göz bandımı takarak o uyuyor. Şimdi buraya geldiğimizde burası da benim çalışma masam. Şöyle bir göstereyim. En üst rafa ben yine çanta aşığı çantalarımı koydum ve diğer çantalarım. Yine bu yukarıda makyaj çantalarım, işte oje, şu iki şeyin içinde ojelerim falan var. Onları çok fazla çıkarmıyorum. Burada yine tokalarımın falan olduğu şöyle bir şey var. Tokalarım, saatlerim. Burası genel olarak işte böyle. Buraya geldiğinizde burada hemen şöyle arkada raflı, böyle 4-5 raflı, 4 raflı, 4-5 raflı hemen de nasıl sallıyor. Bir şey var, fazladan kullanmadığım makyaj malzemelerimi falan oraya koyuyorum. Onun önünde işte vücut kremlerim ve parfümüm var. Bu da böyle bölme bölme şeklinde oluşan, bunu da şöyle göstereyim mi? Şöyle bölme bölme şeklinde olan bir takı kutusu. Takılarımı falan genel olarak burada bölmeledim. Bu aşağıda işte parfümümün ve bazı kozmetik cilt bakım şeylerimin kutuları falan var. O kutularda devamı olanlar. Buraya da genel olarak kullandığım ürünlerimi koydum. Kremim, losyonum, işte göz kremim, saç bakım yağlarım, lip balmım falan. Burada da yine lip balmı var. Bu aynayı da yine şeyden aldım, Daiso'dan aldım. Işıklı, bunun buradan ışığı yanıyor. Ve kullanmadığım değil. Sık sık kullandığım takılarımı, genellikle küpelerimi falan da buraya koydum. Şöyle arkada da yine kullandığım işte maskelerim, aloe jelim falan filan var. Bu diğer tarafa geçtiğimizde benim eğitimle alakalı kısmım şu kadar bir kısım. Yani çok fazla kitabım yok. Kur kitaplarımdan bir tanesini de arkadan gelen oda arkadaşım, hani benim alt seviyemdi. O benim seviyeme geldikçe ben ona verdim kitaplarımı. Yine burada da şöyle iki, bunlar da yine Daiso'dan aldığım ekstra ürünler, seyahat kit olarak hemen hali hazırda bulundurduğum şeyler falan var, ek ürünler. Burada da yine takılarım, ay saç tokalarım, taraklarım falan filan var. Bu şekilde burası da benim çalışma masam. Burayı da yine yatağımın kınında Henry Matisse'leri kullanmıştım ama burada daha soft tarzı kartlar kullandım. Böyle daha iç açıcı falan. Burada da yine ay nazar değdi, doğum günü şeyim düşmüyor demiştim ve şu an düştü. Ay nasıl korktum. Şurayı çekmeyi unutmuşum, belki merak edenler olur. Burası da olmazsa olmaz tabii ki de kozmetik makyaj malzemelerinin olduğu bir alan. Yeni Boyun ablanın verdiği Clio ürünleri var. Paper Clio ürünleri var. Burada fırçalarımın olduğu bir kısım. Genel olarak kullandığım rujlarım burada, pamuk falan. Burada genel olarak günlük demeyeyim de genel olarak en sık kullandığım işte kaşın fondötenlerim, işte güneş kremlerim, farlarım falan filan olduğu bir alan. Yine bu aşağı kısımda da böyle bir abur cubur kutumun olduğu bir yer var. Abur cuburlarım falan var. Şurada da bir tane bardağım var falan. Burası da böyle erzak dolabı gibi bir yer. Ben genel olarak yüzümü silmek için bu teklik peçetelerden, yüz kağıtlarından kullanıyorum. Islak mendilim, cüzdanım ve böyle işte dezenfektan, el kremi, işte kalem kutum falan var bu şekilde. Bunu Boyun abla doğum günümde almıştı bana. Bu şekilde. Burada vitaminlerimin ve dark chocolate'larımın olduğu bir alan var. Telefon kulaklığım değil de bilgisayarım için kullandığım kulaklığım ve şarj aletim. Bu da şu şekilde işte suluğum diyebilirim. Bu Elena'nın bana doğum günümde verdiği çiçeklerin kurutulmuş hali. Onu bu şekilde bir kutuya koyup bir şeyin arasına koyup böyle bir hale getirdim. Bu planlarımı yaptığım, haftalık planlarımı yaptığım bir şey, bilgisayarım ve bu şekilde bir alanım. Çalışma masam da böyle.
Yine şuraya geldiğinizde bunları da yine Daiso'dan alıp yapıştırıp astığınız şey. Ben buraya her zaman maskemi asıyorum şu şekilde. Şöyle. Bu el havlusu. İşte bazen bir şey oluyor. Özel olarak sadece kendim kullandığım bir el havlusu burada duruyor. Bunu Boyan abla bana balayında yine Jeju'ya gittiğinde almıştı. Her yerde Boyan ablanın hediyeleriyle dolu. Şu da böyle bir gittiğim bir çiçeksi kafede. Hem çiçek böyle hem de kafeydi. O çiçeklerden yapılmış aroma kokusunun olduğu bir şey. Böyle askıların olduğu bir alan burası da. Burası da şöyle masam. Şunu ben Türkiye'den getirmiştim. Yastık falan bulamam diye böyle karantinaya geldiğimde. Bunu da daha sonradan aldım. Şey için böyle sırtım falan belim ağrımasın diye. Bunu bu şekilde kullanıyorum. Şöyle de şurada da bir alan var. Burada da işte maskelerim, fazla eşyalar, poşetlerimi koyduğum falan bir şey. Neyse buraya geldiğimizde burada işte spor matlarımız. O dediğim bu şey var. Şuradaki kısımları hemen geçirerek o bezi sürekli yerleri sildiğimiz bir alet. Burada badminton raketlerimiz var. Tartımız var. Bunların hepsini yine Daiso'dan aldık. Ve en çok bu odayla ilgili en çok sevdiğim şey küçük bir verandasının olması. Ya bu da şundan dolayı var. Oda 3 kişilik dediğim için o B1 odasına sahip olan kişinin dolabı aslında dışarıda. Bu onun için çok avantajsız, dezavantajlı bir şey olsa da dolabı büyük. Yani neredeyse bizimkinin 2 katı. Bu şekilde bir balkon. İşte bu üçüncü kişinin sandalyesi dışarıya çıkardık. Şuradaki kutulara da kirli çamaşırlarımızı koyuyoruz. Odada da hem koku olmasın diye. O eldiven de normal tuvalet falan temizlerken kullandığımız eldiven. Bu da işte çamaşır askılığımız. Genellikle çamaşırlarımızı kurutucuda kurutuyoruz ama duş aldığımızda banyo yaptıktan sonra havlularımızı ona asıyoruz. Elena'nın spor ayakkabısı ve ekstra terliği. Burayı da o oda arkadaşımız gittikten sonra ekstra bir dolap olarak kullandık. Elena böyle kışlık kıyafetlerini falan buraya koydu. Ayakkabı kutuları, eski ayakkabıları falan. Benim de Türkiye'den böyle abur cuburlarımın, bazı eşyalarımın olduğu falan bir alan. Çantalar falan. Şurada da muzum, genel olarak yediğim işte erzaklarım falan var. Böyle bir erzak dolabı olarak kullandık burayı da. İşte böyle. Burası da balkon. Şimdi bir de bu şekilde bu taraftan da çekeyim odanın nasıl olduğunu. Evet, genel olarak bu şekilde. Evet, çok beklenen yurt turu videosunun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Merak ettiğiniz her şey için aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Instagram adresimden yine beni takip etmeyi unutmayın. Oradan da yine daily reels'lar, YouTube'la ilgili şeyler, story'ler sürekli paylaşıyor oluyorum. Oradan da DM olarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Tekrar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.